referans merkezi kullanıcısı hasta kayıt ekranından veya sol menüde yer alan referans kayıt listesinden referans kayıtlarına erişebilir. Hasta kayıt ekranında sorgulama yapıldıktan sonra alt bölümde yer alan referans butonuna tıkladığında referans kayıt ekranı açılır. Yeni referans kaydı butonuna tıklanarak referans kaydı ekranı açılır. Bu ekrandan referans tarihi ve kayıt durumu seçilerek Kaydet butonu ile kaydedilir. Referans kaydı eklemek için hastanın sağlam olarak kaydedilmemiş veya risk faktörlerinden biri seçilmiş olması gereklidir. Referans kayıt işleminden sonra referans bilgileri butonuyla muayene ekranı açılır. Bu ekrandan yeni muayene butonuna tıklanarak muayene ekranına geçilir. Muayene kanı 6 bölümden oluşmaktadır. Anamnez, fizyolojik muayene, testler, odyolojik değerlendirme, tanı ve muayene sonucu. Anamnez ekranında eğer bu muayene referans kaydına bağlı ilk muayene ise muayene türünün normal muayene seçilmesi zorunludur. Bilgiler evet, hayır veya bilinmiyor olarak seçilerek kaydet butonu ile kaydedilir. Fizyolojik muayene ekranında herhangi bir seçenek patolojik seçildiğinde seçeneklerden en az birinin girişi zorunludur. Diğer seçildiğinde diğer açıklama alanı aktif olur ve veri girişi zorunludur. Testler ekranında solda bulunan test adımları seçilerek her biri için yeni kayıt butonuyla test eklenebilir. Yeni kayıt butonuna tıklandığında tarama ve test bilgilerinin girilebileceği pop-up ekranı açılır. Güncelle butonuna tıklandığında hastanın eski kaydı açılır ve güncelleme yapılıp kaydedilir. Aynı kurumda aynı kullanıcı tipinde olan kullanıcılar birbirlerinin kayıtlarını güncelleyebilir. Test tarihi referans kayıt tarihinden muayene tarihinden ve bir önceki test tarihinden daha önceki bir tarih olamaz. Test tarihi, tanı tarihleri, değerlendirme tarihi ve muayene sonuç tarihinden sonraki bir tarih olamaz. Odyolojik değerlendirme ekranı Sonuç girişinde işitme kaybı derecesi için sağ veya sol girişi zorunludur. Girilen derece için işitme kaybı tipi zorunlu hale gelir. Yine aynı ekrandan güncelleme ve silme işlemi yapılabilir. Tanı kayıt ekranında tanı tarihi ve tanı girişi zorunludur. Tarih girildikten sonra ICD-10 koduna göre veya Tanı adına göre sorgulama yapılabilir. Birden fazla tanı için yeni kayıt butonu kullanılabilir. Muayene sonucu ekranında sonuç normal ise zorunlu olarak doldurulması gereken sonuç bölümü normal seçilerek varsa açıklamadan sonra kaydet butonu ile kaydedilir. Sonuç tek taraflı veya çift taraflı işitme kaybı seçilirse işitme cihazı, koklear implant, beyin sapı implantı gibi seçenekler aktif hale gelir ve durum değerlerinden birinin seçimi zorunludur. En az bir tane tanı girilmeden muayene sonucu kaydedilemez. Okullarda yapılan taramalar cihazdan sisteme aktarılır. Arama kriterlerine göre sorgulama yapılabilir. Anket risk faktörleri butonu ile anket ve risk faktörleri ekranı açılır. Aynı şekilde test detay butonu ile testin detayına erişilir. Hatalı kimlik bilgileri için uyarı düzeltme butonu kullanılarak TC kimlik no yazılıp KPS sorgula butonuna tıklanır. Daha sonra Kaydet butonu ile kimlik bilgilerinizi kaydedin.